2015'in 9. ayında Ahmet Lice'de örgüte katıldım. Örgüte katıldığım esnada yeni savaşçı eğitimi gördüm. Daha çok silahlı bir eğitimdi. Daha sonra 3 ay bir süreyle Kuzey Irak bölgesine geçtim. Kuzey Irak'ta hem tanık olduğum hem duyduğum bazı olaylar vardır. Kuzey Irak'tayken Avaşin eyaletine bağlı bir yerde biz 7 kişi arazide uyuyorduk. Bu arazide o esnada yağmur yağıyordu. Sabahleyin 5 kişi çadıra gittiler. 4 erkekti, bir bayandı. Biz 2 kişi ise dışarıda kaldık. Sabahleyin uyandığımızda onlara gidip onları uyandırmak istedik. Onları uyandırdığımız esnada o 4 erkeği dışarı çekip bayanını da uyandırmak istedik. Fakat gittiğim zaman bayan orada yarı çıplaktı. Daha sonra zaten bunu oradaki sorumluya da bildirdim. Fakat vurdum duymazlıktan geldi, yani hiç geçiştirir gibi yaptı. Daha sonra dışarıdan gelen bir bayana da bunu söyleyince orada da bir geçiştirme durumu yaşandı. Daha sonra zaten Avaşin bölgesine geçtim. Avaşin bölgesinde kısa bir süre kaldıktan sonra Zap bölgesine düzenlenme oldu. Zap bölgesinde yaşadığım bir durum vardı. Yani ahlaki boyutta bana karşı yapılan bir tecavüz olayı vardı. Bunu yönetime bildirdim. Fakat yönetim 2-3 hafta geçtikten sonra hiçbir cevap vermedi. Yani daha sonra zaten eyalet yönetimine bir rapor yazarak bunu bildirmek istedim. Fakat bu raporu yazdıktan sonra okuduklarını öğrendim ve bir tavır sahibi olduklarını gördüm. Daha sonra bunu görünce zaten iş firara kalkışarak başkalarının yanına gittim. Daha sonra açık soruşturmaya alındım. Açık soruşturmada ajanlıkla suçlanıldım. Ortaya attığım iddiayı iftira olarak ele aldılar. Yani bir baskı vardı açık soruşturma esnasında. Tabii ben bunu mecburi olarak kabul etme gibi bir durum yaşadım. Daha sonra zaten zindana atıldım. Zindan esnasında birçok yani ahlaki boyutta olmayan yaklaşımlar gördüm. Yani yemeğin içine turşu katmalar veya tuvaletini dışarıda değil de içeride kendi yattıkları yerde yapmalar. Yani doktorun gelmemesi. Yani bu ve benzeri birçok şey yaşadım. Tabii bunlar da benim üzerime etki yaptı. Artık yani kaçma durumu yaşıyorum. Yani kaçmak istiyorum artık buradan. Çünkü yani haklı olduğum bir konuda daha çok kendilerini haklı gösterdiler. Zaten dışarıya çıktığım esnada tekrardan beni aynı yere göndermek istediler, bu olayın yaşandığı yere. Gitmeyince tekrardan beni tutuklattılar ve yine aynı zindana kattılar. Zindandan sonra çıktığımda bu işin peşini bırakmadım. Bu işin peşini bırakmayınca da zaten yani kimse uğraşmıyordu. Yani herkes kulağından atıyordu. Yani bu yüzden de artık yani dayanamayacak hale geldim. Bu yüzden de bir kaçma gereği duydum. Örgüte katıldığımdan dolayı pişmanlığımı da belirtebilirim. Hem örgüt içerisinde yer alan arkadaşlarımın da kaçacağını biliyorum yani. Tavsiyemdir yani her ne kadar orada farklı bir yansıtma olsa da Türk askerlerinin bizi öldüreceğini söyleseler de yani bunların dışında yani bir merhamet söz konusuydu burada. Yani bana yapılan bir sahiplik söz konusuydu. Yani gerçekten ailesine kavuşmak isteyen, gerçekten vatanına kavuşmak isteyen varsa yani tavsiyemdir onlar da gelip teslim olsunlar.